Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Tam kapıdan böyle çıkarken açılışı yapmak istedim size. Ailecek hazırlandık. Bugün hayvanat bahçesine gidiyoruz ilk defa. Değil mi Demir, ilk defa gidiyor hayvanat bahçesine? Geri dönmek zorunda kalmıştık. Evet, tam gezememiştik. Bir aile gezisi olacak dostum bu. Evet. Evet, hayvanat bahçesine geldik. Böyle yemyeşil bir girişi var. O kadar güzel bir havası var ki buranın. Burası Kepez tarafında bir yer arkadaşlar. Böyle daha çok yeşilliklerin olduğu bir alanda. Ve geniş bir alan var bu arada burada. Demir! Yürüyüşe bak nasıl heyecanlı. Bu arada burada çok güzel böyle oturulacak yerler de var. Parklar var, çocuk oyun parkları var. Sadece hayvanat bahçesi için değil yani. Oturmak için de, piknik yapmak için de sadece ateş yakmak yasak. Onun dışında gelip burada oturup vakit de geçirebiliyorsunuz. Özellikle çocuk oyun parkları çok güzel. Bayağı donanımlı bir şekilde yapmışlar. O en çok dikkatimi çeken şey oldu. Bu arada kameramın şarjını doldurmuşum ama şu an %1 gözüküyor. Neden anlamadım. Şarjında bir bozukluk var. Geçen gün kendisi bozulmuştu. Şimdi bataryam gidiyor galiba. Zebralara doğru gidiyoruz. Zebralar, zürafalara doğru. Ben bebek arabasıyla. Onlar öyle gittiler. Onları takip ediyorum. Demir. Zürafa. Zürafa. Aşkım. Böyle maketler yapmışlar burada. Fil var. Demir'in o kadar çok dikkatini çekti ki o resimlerde gördüğü canlıları burada görmek. Bayağı bir heyecanlandı. Şu an çok mutlu. Bak nasıl heyecanlandı. Şimdi maymunları falan gördüğünde ne tepki verecek onu çok merak ediyorum. Orada çok hayvan var. Onları bir göreceğiz daha. Daha onları göreceğiz. Heyecanlandı. Gel. Ne kadar büyük ya, aslanın dikkat ha. Kocaman ya. Bu ne böyle? Bu ne böyle, evet. Burası ama çocukla gelinebilecek bir yer değil yani. Evet ya, zor. Bak, yemeğe bak. Bay bay yap. Bay bay kaplan kardeşte. Yani şu an kesildi abi. Bizim hayvanat bahçesi dağ olduğu için. Ya. Burası 2009 yıllarında yapılmış sürüngen evi diye. Doğal yaşam parkı yapıldıktan sonra yapılan bir alan burası. Daha sonra yapılan bir alan. Buraya da ben daha önce gelmemiştim. Görmüştüm ama içeride yılanlar var, sürüngenler var. Onlara bakalım şimdi. O yılan derisi değil mi bu? Evet. Tarık yılan derisine bak. Bakalım gel. Bak bunu. Of. Demir bak bak bak. Cis diyor. Artık al bunu tutacağım ben. Cis diyor. Evet, biz eve geldik arkadaşlar. Hayvanat bahçesine gitmiştik biliyorsunuz. Çok fazla duramadık. Kış vardı. Yürüme mesafesi çoktu. Doğal yaşam parkı olarak geçiyor zaten orası. Hani çok fazla bir Demir'in ilgisini çekecek de bir alan yoktu açıkçası. Dur anneciğim bir. Sonra kameramın şarjı bitti. Hala bozuk. İkinci
Bataryam da bozukmuş. Onu anladım bugün. Ya da kamerada bir şey var. Bilmiyorum. Servise göndermeye korkuyorum çünkü verirsem en az bir hafta 10 gün alamayacağım. Demiri yıkadım. Yemeğini yedirdim. Ve saçını kurutacağım. Bir baksana oraya. Bay bay yap. Öpücük at. Öpücük at. Yap. Öpücük at. Oh bal bu ya, bal bal bal. İyi ki doğurmuşum. Annem ben seni, sana ben kurban olurum. Evet, dün dinlenip birazcık ara vermek istemiştik. Aramızı verdik. Bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu buradan sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Sabah kalktık Demir'le birlikte, saygı duruşumuzu yaptık. Tarık midesi çok bozulmuş, bayağı bir kötüydü. O yüzden yatıyor. Ben de Demir'i çıkartayım, birazcık hava aldırayım dedim. Çünkü kalktığından beri sürekli ağlıyor. Dışarı gitmek istiyor. Dışarı gidelim, hava alalım. Kahve içeyim. Isın onu, biraz sıcak. Çünkü sıcak. Biraz cis olabilir çünkü. Evet ama sıcak. Arkamdaki yerden bir kahve aldım. Demir arabasına bindirdim. Parka doğru gidiyoruz. Kimse yok. Hemen şöyle bir ağaç gölgesi buldum. Buraya arabayı koyacağım. Demir burada oynayacak. Ben de burada kahve içeceğim. Ne kadar güzel bir ortam değil mi anne için? Hadi gel bakalım. Ay sen nereye geldin Demir? Hemen şurayı manifestliyorum arkadaşlar. Hep bu tarafta oturmak istemişimdir. Bizim ilk evimiz de Yeşilbahçe tarafındaydı. Burası denize biraz daha yakın bir bölge. Ama bölge olarak da çok güzel. İnsana da çok güzel. Çok seviyorum ben Yeşilbahçe mahallesini özellikle. Lara bölgesini çok seviyorum. Biz de Lara bölgesinde oturuyoruz ama özellikle Yeşilbahçe'yi gerçekten çok seviyorum. Burası bir huzur dolu yani. En çok yaşamak istediğim yerlerden bir tanesi. Aferin sana. Hop yap bakalım hadi. Bakın bakın bakın. Hadi koş. Koş Demir. Aa, oynar şimdi burada. Ne güzel. Aferin sana. Anne de şurada kahve içsin o zaman. Hoş geldin. Merhaba'ya da el kaldırıyor artık. Öyle mi? Evet. Hoş geldin bana. Oğlum. Tişörtü çok güzelmiş. Buraya geldik anneannenen diyor. Hadi. Gel bakayım. Bakayım bir küçük. Ağzına ne olmuş? Ağzın ne yapıyor böyle? Öpücük yapmaya çalışıyor. Ciddi mi? Ağzında şey var, mandalina var, belki odur. Durun. Durun. Abba. Abba. Bu Ceylan ben ne şimdi ne yapayım ben şimdi bunu? Bize böyle yapmadan hayatım. Komşuya gitmek istiyor. Nereye gideceksin? Oraya mı gideceksin? Güzel komşumu biliyor tabii ki. Koş. Koş. Hayır, ayakkabılarınla giremezsin Demir. Ayakkabılarını çıkar. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Naşide'yi görünce küçük bir çocuk aşık oldu. Bay bay yapıyor bir de sana anne. Bana mı çıkartmıyorsun? Öpücük mü? Bak bir de böyle yapıyor. Elini şıklatıyor. Ha onu da öğrendim. Dedeye kavuştu Demir. Baba uyandırma abimi. Yok yok uyandırmayayım yok. Ay evin içi soğukmuş, ben onu biraz kalın giydireyim. Kim o Demir? Dede mi? Öp dedeyi. Öp. Evet size anlatmadım ama arkadaşlar yani videomu açtım. Konuşamadım bir türlü. Şimdi apar topar annemlere geldik. Neden annemlere geldik? Hemen anlatıyorum size. Anlık bir kararla, belki de anlattım hatırlayamadım. O kadar çok hızlı geçti ki güm. Akşamdan ben Cem Adrian konserinin olduğunu gördüm. Aylardır da bekliyorum Cem Adrian gelsin diye. Çok seviyorum Cem Adrian'ı. Sonra Tara dedim ki yarın Cem Adrian konserine gidelim mi dedim. O da tamam gidelim ama maç var falan dedi. Bir şekilde ikna ettim onu. Yani akşam Cem Adrian konserine gidiyoruz biz. Demir de annemlerde kalacak. Yani akşama kadar benimle vakit geçirecek. Burada uyuturum. Ondan sonra çıkarım. Çünkü zaten 9.30'da Demir'in bazı eksikleri vardı. Onları aldım. Markete gidip işte her zaman yediğim avokado olmazsa olmazımız. Eve de bazı alışverişler yaptım Demir'le birlikte.
sütlaç, hani burada yemek yemez, suyusuzluk çıkartır diye. Bir de şu sütlü peynirli pekmezli gece maması. Bundan buldum sadece. Normalde aptamiliyor demir. Aptamil yoktu. Bunu aldım şimdilik. Burada bulunsun diye. İki öğün falan yapıyor zaten bu da. Annem şimdi demirin balığını temizliyor. Balık alacaktım. Unuttum. Sonra annem dedi bizde var zaten. Hemen beni o şeyden de kurtardı. Şimdi biz, bugün benim de balık vardı. Bizim de bugün balık günümüz. Yani demirin balık günü. Haftanın 2-3 günü mutlaka ki balık yediriyoruz demire. En son hatta annem nerede yemişti. Bugün somon alacaktım ben ona. Gidemedim. Demir'le birlikte in, kalk, hani çok zor olacak diye düşündüm. Balık alayım hani bu sefer konu yesin. Yarın ya da yarından sonra somon yedireceğim. Bir gün et günü yapıyorum. İşte bir gün sebze günü yapıyorum. O şekilde beslenmesini ayarlamaya çalışıyorum. Demir radyoyu gördü. Berrak Su biraz hasta olmuş. Grip. Mutsuz o yüzden. Sonradan bu kız mutsuz demeyin. Hasta. Ya ama bademcikleri şişmiş. Hani geçen bir şey değil. Öksürük, aksırık değil. Anneciğim de balığımızı ayıklıyor. Zeynep Sultan. Evet. Saçlar yakıyor. Dün saçlarını kestirmiş. Bizim oradaki kuaförler çok pahalıya kesim yapıyor. Daha önce Berrak Su'yu götürdüm. Berrak Su'nun saçlarına kesim yaptılar. 400-500 lira civarı. Sen ne kadara yaptırdın anne? Dip boyası, kesim 350'ye. Hepsini annem bir arada çıkarmış. Evet. Sadece kesimde 150 TL falan yaptırmış. Gayet de güzel kesmişler. Güzel kestim. Aslan yelesi kesimi mi oluyor bu bilmiyorum ama saçım herhalde. Seyrek olduğu için ona göre kesim istedim. Böyle katlı bir kesim olmuş arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Güle güle kullan anne. Teşekkür ederim. Bir tek bizim burada kaşalan bir abla vardı. Evet. Ben de ona gidiyordum. Oradaki seviyordum da. Orası da kapanmış. Üzüldüm. Kaş aldıracaktın mı? Ayşe de aldırdı. Hiç dedi tavsiye etmem dedi. Kaç oradan dedim. Neyse bana kaldın o zaman anne. Evet herhalde. Muhtemelen. Bugün ne oluyor? Annemin cam balkonu yapılıyor arkadaşlar. Evet. Heyecanlı mısın anne? Evet heyecanlıyım çünkü demir için çok güzel olacak. Evet. Demirim için çok güzel olacak, faydalı olacak. Ve size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz demir yaklaşık bir hafta mı kaldık? Hani biz 4 gün mü kaldık? 4 gün kaldık ya. 4-5 gün kaldık burada. Ve buraya alıştı. Burası kalabalık olduğu için burayı seviyor. Evde sıkılıyor. Alanı dar demirin evde. Kedi de korktu. Bir anda müzik sesini açınca nasıl korktu ya? Ne oldu? Bakın Atatürk'ü tişörtünü de giydi Demir. Çok güzelmiş tişört. Hatırladın mı anne? Atanın da vardı. İkisinin fotoğrafları vardı böyle. Yerim seni, böcüğüm benim ya. Sarı papatyam ya. Kapatır mısın onu? Birazcık da karabiber mi Ceylin? Bak bak nasıl kaşınıyor. Ellerine bakar mısınız? Şey yemiş herhalde. Sinek yedi. Sinek oğlumu. Onu kaşıyor. Kurban olurum sana oğlum. Ben. Bir de böyle şeyden, hayvan bahçesine gittikten sonra oldu ya. Senin alerjisi var bu çocuğun. Alerji oldu. Elimde varmış tüye karşılarında. Tüye karşılarında. Çim eline, tüye, tozla. Elektrik biniz. Yok anne. Aaa tüy. Ne yapalım, fırını şeye süreyim mi? Tavada. Tavada yapalım artık, ne yapalım unuttuk. Geliyorum, geliyorum ya. Annem bakın burada şeyler, katmerler yapmış. Şimdi babayın misafiri vardı. Biraz da geldi gitti. Oturdular, sohbet ettiler. Çay, bir şeyler hazırladım. Biz de komşuya kaçtık, burada çay içtik. İyi yapmışsınız da airfryer'de 2 dakikada pişerdi. Üzüldüm şu an. Olsun pişirir mi? Zeytinyağı koyacağız. Annem yine değişik antin kuntin şeyler almış burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu karşıya şeyi getireceğim, alacağım, ne yapacağım? Güzel olmuş. Benim raftan mı yaptıracaksın anne? Aa dur kız getireyim. Neredeydi? Annem bana kek kalıbı almış. Onu göstereceğim sana. Bunu da kendime aldım. Sana değil pardon. Burada benim. Öyle bakın. Vakumlu. Adam Coco'da indirim varmış. Nevresimler almış. Böyle ağzı kapaklı şeylerden almış. Bunların da ahşap kapakları. Yine vakumlu. Güzel duruyor ya. Gayet şık duruyor bence. Şey, bu da benimki. Bunu sana aldım. Bu tarz bir şey istiyordum biliyorsunuz. Çok aşağı şık değil mi? Taktık. Komşunun ki çatlak çıktı. Aa niye? Şimdi Naşit'in ki çatlak çıktı. Bunları aldım. Neden önce kontrol etmedi? Etmedik öyle baktık aldık.
Biz bunu açtık baktık, ötekine bakamadık herhalde. Biraz kararsızdı. Bakayım şurasında ne olmuş? Ha? Yok, elim şey ya, sulu ya ondan dolayı. Güzel değil mi? Çok güzel, teşekkür ederim. Şey, şu çok güzel. Evet, evet. Ya benim vardı, dedim sana alayım. Benim yoktu böyle. Kek ben çok yapıyorum. Demir seviyor. Dur bekle. İyi oldu. Neresin takımı da getireyim benim üstelik. Neresin takımı da yapacağım. Baba. Burası daha bir boşuna vermiyor. Annem Demir'e de böyle patik almış. Bakar mısınız? Ya çok tatlı değil mi? Demir gel. Demir. Anneanne sana ne aldı biliyor musun? Demir gel. Getirin. Gel ama bak. Beraksı gel şunu giydirelim. Benim şeyler vardı. Pazen var ya. Hı hı. Pazenlerim çok diye şey aldım. Madame Coco'da %70 indirim varmış. İndirim vardı. Soğukmuş yalnız şimdi dışarıdan gelince ev. O yüzden üzerine hemen değiştirdik. Nasıl? Ay çok güzel. Güzel şeyler almış aynı herhalde. Renk aldım. Ne, ikisini aynı renk aldın? Biri benim, biri de bir yatağım. İkisini odada iki tane. Biri tek kişilik, biri çift kişilik. Orada üç tane, şey iki yatak çift, olduğu için. Çift, ikisi de çift tane. Niye ikisi de çift? Çift kullanıyoruz biz. Tek kullanmıyoruz. Şey dedi, gerçi o yatağın bir büyük senin, mi? Bir de senin muhtemelen şeye de olur. Selahattin, tavanın altını bir yaksana. Balık var da, kıs altını. Ay! Ay! Ay çok ay, tatlı ay, oldu. Bir gel. Yürü bakayım. Çok güzel oldu bakayım. Anneanne sana ne almış Demir? Bir de terlik alacağım ben sana biliyor musun? Yok tavşan bu. Tavşan. Cici alacağım. Tavşanlı terlik almış anneanne sana. Evet. Bir tane daha beğendim de onu da haftaya alacağım. Evet daha neler alacağım? Biraz daha büyüdükçe daha neler alacağım sen? Ne? Cici. Ay çok tatlı Demir. Dünden biraz naylonsu geldi. Sevmedik. Geri koyup değiştirdik. Bu ondan güzelmiş. Yere koydum. Selahattin. Kumaş falan da güzelmiş. Demir'i tut. Tepe üstü gider baba. Dikkat et de. Ceylan çok büyük. Baksana. Bayağı büyükmüş. Abi. Senin yatağı olur mu diye düşündüm de. Yok ya. Benim aldım ya şimdi lastikliler güzel oluyor bana ya. Ben lastik olmaz seviyorum. Mı? Ya ben dedim eğer şey olursa dedim Ceylan'ı. Bak sazı gördü kendinden geçti. Sazı çok seviyor. Selahattin koşuşa bak ya. Çalıyor hadi. Uzun ince bir yoldayım. Dedesi kalıyor çabuk sayıyor. Evet. Hadi oğlum söyle. Hadi balık edeyim. Dedenin yanına git. O çalsın sen de söyle. Söyle. Başla. Dede. Dede. Oyun havası. Evet hemen bizim eve ışınıyorum arkadaşlar sizi. Demir'i bıraktım annemde. Elektrik gitmiş. Bekledim elektrik gelmedi. Videomun editini bitirip sözde burada yükleyecektim. Olmadı. Akşam trafiğine de kalmak istemedim. 5.30 gibi çıktım. Demir'in gayet keyfi yerinde. Top oynuyor. Orada çocuklar var. Onlarla vakit geçiriyor. Annemin tarafını gerçekten çok seviyor. Kapının önüne çıkıyor. İşte top oynuyor vesaire. Çok güzel bir şekilde zaman geçiriyor. Babamla saz çalıyor, işte annemle oyunlar oynuyor, beraksı var vesaire falan derken keyfi yerinde olduğu için de mutluyum. Şimdi karnımı doyuracağım şöyle. Bugün yemek yapamadım. Tarık dışarıdan bir şeyler söylemiş. Biraz da bana ayırmış. Yeter zaten bu bana. Fazla bile gelir. Yemek yiyeceğim. Sonrasında hazırlanacağım ve çıkacağız konsere. Makineye çamaşırları attım, videomu editledim, yüklemeye bıraktım. Şimdi ufak bir makyaj yapacağız. Şöyle bir tane makyaj bazı aldım. Son zamanlarda o kadar çok görüyorum ki bunu merak ettim. Hakikaten övüldüğü kadar varmış arkadaşlar. Özel günlerde falan
Bunu ben makyaj bazı olarak kullanıyorum. Pahalı bir ürün ama gerçekten çok güzel bir ürün. İyi ki almışım diyorum yani. İndirimde denk getirdim, öyle almıştım. Cilt tarafından hemen emiliyor. Ve makyajın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor. Bunu ben günlük olarak bile kullanırım yani, krem niyetini. Greyfurt kokusu geliyor. Ben greyfurt portakal çok sevmem ama baskın bir kokusu yok. Portakal kokusunu falan da sevmem ben mesela. Mandalin portakal kokusu. Ama şeyi severim mesela, mandalin kolonyası vardır, onun kokusunu severim. Ama böyle direkt portakal, mandalin kokusu sevmem. Ve bu da Dever'in doğum gününde bir makyaj yaptırmaya gitmiştim. Bizim en buralarda çok güzel makyaj yapan bir bayan bulmuştum. O da şu an aklıma gelmedi. Instagram'dan takip Elif'ti galiba. O bana önerdi bunu kullan diye. Kullanmamıştım daha önce. MAC'in Studio Fix fondöteni. SPF 15 de içeriyor. Bendeki rengine bakacağım. NW20 diye geçiyor. Bu da Daytonium biliyorsunuz. Çok az. Sıkmam yetiyor bakın şöyle. Günlük makyajda kullanmıyorum bu arada bunları. Şimdi konsere falan gideceğiz ya. Böyle kendimi iyi hissetmek için daha çok. Bazen günlük makyajı da kullanıyorum. Kendimi daha çok iyi hissetmek istediğim zamanlarda. Ama günlük makyajda kullandığım ürünlerle böyle özel günlerde kullandığım ürünler benim aynı değildir. Bakın şu renge bakın. Bunun bir açık tonu olsa belki daha iyi olabilir bu arada. Ben biraz daha hani böyle allıkla falan eşitliyorum, kontür falan sürüyorum ama bu da güzel oldu bence. Şöyle bakınca bile gayet güzel oldu. Yine MAC'in şöyle bir aydınlatıcısı var bende, senelerdir kullandığım. Onu kullanacağız. Şöyle en açık rengini ben far gibi kullanıyorum. Şöyle hafiften böyle kirpik diplerime, sonra kaşımın hemen altından böyle parlak bir çizgi çekiyorum. Çok da sıkmadan size anlatayım ama böyle bu makyaj videolarını falan izlemeyi sevenler var. Onlar için gelsin. Her zaman çekmiyorum biliyorsunuz, sıkılmayın diye. Bu da harika bir renk ya. Ben bunu aydınlatıcı olarak da kullanıyorum. Birazdan göstereceğim zaten. Böyle far bazı gibi kullanıyorum bunu daha çok. Sonra benim vazgeçemediğim bir fardır. Bu da Kiko'nun 200 numarası diye geçiyor. Bilmiyorum, değişmiştir herhalde. Ben 1,5 sene önce falan almıştım. Tek böyle bir far kullanıyorum. Bu benim rengim. Böyle bronz bir far. Bu da muhteşem arkadaşlar. Bunun rengi var ya, o kadar güzel ki ben bunun rengine bayılıyorum. Yani tek bir farın olsa deseler bu far derdim. Çünkü günlük makyajda en çok kullandığım far bu. Bu arada ben bundan 2 tane almıştım. O zamanlar tabii ki yine daha uygundu. Şu anki enflasyona bakılarak. Ama şuna bakar mısınız yani? Şu anki fiyatı bile neyse, bundan bir tane alın böyle. Günlük ya da böyle gece makyajlarınızı kullanın. Benim en çok sevdiğim far budur. Bakın. Şu kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok seviyorum bu görüntüyü. Sonra Meet Matte Trimony diye bir farım vardı, Balmain. Şöyle renklerini de göstereyim. Buradan daha çok kahverengiyi kullanıyorum. Bu da çok eski bir far paletim. Genellikle böyle buğulu makyaj falan yaptığım zaman bunu kullanırım. Bunun da kalitesi gerçekten çok güzel. Sevdiğim bir markadır. Bir de bunun ben eyelinerını kullanıyorum. Birazdan onu da göstereceğim. Bunlar indirime düşerse bunlara bakın arkadaşlar.
Hatta bunun bu far paletinin değil de bir tane daha bunun şeyi var. Aklıma gelmedi şimdi ama. Şöyle bir sürü fırçam var. Şu markayı çok seviyorum bu arada. Nascita diye bir marka var ya. Bu markayı çok seviyorum. Bir de şu Eclipse miydi bu ya? Bu değil. Bu da yine Nascita. Bununla da böyle dağıtıyorum. Şöyle dağıtıyorum o kahve tonunu. En sonunda boş bir fırçayla şöyle fazla sürdüm ya. Şuraları şöyle açıyorum. Sonra Lormor'un şöyle bir aydınlatıcısı var arkadaşlar. Bunu göz pınarlarıma şöyle sürüyorum. Şuralara sürüyorum. Bakın şimdi ben bunu nasıl yedireceğim. Şöyle kaşımın hemen altına bir çizgi çekiyorum. Yine boş bir fırçayla önce şöyle kaş altından başlıyorum. Şurada biraz rengini açıyorum. Sonra göz pınarlarıma geliyorum. Şimdi buraya concealer da gelecek. O yüzden çok abartmadım. Çok az sürdüm. Kılını da burnuma yedireyim. Boşa gitmesin. Şöyle bir concealer'ım var. Herkesin kullandı diyebiliriz. Herkese kırıyorum çünkü bunu. Bunu da şöyle göz altlarıma daha en aşağıdan başlıyorum. Şuradan yedireceğim. Burada çünkü benim doğum lekeleri var, kolay kolay gitmeyen lekeler. Çok az kaldı. Onları kapatmak amacıyla biraz daha alttan başlıyorum. Renk tonu işsizliği sağlansın diye. Küçük bir fırçayla yapıyorum bunu. Öge geldi. Sesimi duyunca geliyor. Sonra şuraya, şu dudak kenarlarına, ilik üstüne. Bunu da böyle yediriyorum. Şu en sonda şu fazla farı şuradan şöyle alıyorum. Evet, gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi bir eyeliner geçeceğim. Sesim gitti. Eyeliner dediğim gibi Shiseido'nun şu eyelinerını kullanıyordum bir ara. Bu bitti. Bunu da çok seviyorum. Böyle ucunu göstereyim size. Şu an kullandığım önce Flormon'un şu kalemiyle çerçevesini oluşturuyorum. Kirpik diplerine doğru sonra şunla şöyle güzelce eyeliner'ımı çekiyorum. Bu da The Balm'ın yine arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Sürüp geliyorum hemen. Evet, böyle bir elbise giyindim arkadaşlar. Üzerine de güzel bir kaban alacağım. Şurası birazcık sıkıntılı oldu ama saçımla falan kapatırım diye düşündüm. Ve kırmızı ayakkabı, kırmızı çanta takacağım. Şortlu zaten etek. Rahat ederim diye düşündüm. Evet, kombinim böyle. Az önce bir eyeliner'ım kalmıştı. Bir de rujum kalmıştı. Onları hallettim. Soft bir ruj sürdüm. Hafif de bir allık sürdüm. Bu kadar da makyajım. Hazırlığım da bu şekildeydi. Şimdi çıkıyoruz. Gidiyoruz bakalım. Çok heyecanlıyım. Hadi erkenden gidelim de arkalarda kalmayalım diyelim. Uğraşalım. Evet, uğraşalım. Konseri sırasında maç izleyen Tarık.
Sevgili Sezgin Alkan, Oğuzhan Çakır, Sesler'e ve Tüsmer, herkese çok teşekkürler. Bu geceyi yine bizleri bu kadar güzel karşıladığınız için çok sağ olun. Hava muhteşem. Gecenin en romantik şarkılarından biriyle devam ediyorum. Kendim yazdım diye söylemem, ben seni çok sevdim. Kıymetli incisini sakladı gibi saklarım seni. Nasıl inanırım? Birkaç yorum okudum Instagram'da. Bana dediler ki neden 10 Kasım'da konser yapıyorsun? Yani Atay'a sorsalardı Allah aşkına der miydik yani konser yapmayın da oturun diye. Nasıl mutlu? Bence gerçekten bir değeri anlamak yaşatıyor. Yani o böyle isterdi. Evet, dünden hemen sizi bugüne ışınlıyorum. Dün bayağı bir kalabalıktı. Hatta bir sürü takipçimi gördüm orada Cem Adrian konserine gelen. Arkadaşlar o kadar kalabalıktı ki önlerden falan yer bulmak da imkansızdı. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemedim. Kapıda kuyruk oluşmuştu. Çok böyle tadını çıkartamadık o yüzden yalan söyleyemeyeceğim. Yani böyle yakından oturup böyle dinlemek çok isterdim onu. Neyse olmadı yani anlayacağınız. Sonra yan tarafta bir performans hall gibi bir yer vardı. Oraya geçtik. Yani öyle güzel bir gündü. Şimdi gideceğim bir dip boyama yaptıracağım. Anlatacağım size de. Önce hemen bir kuaföre gidelim. Şimdi geçenlerde gelmiştim buraya hatırlarsınız. Saçlarımın önünü perçem kesmek istediğimi söylemiştim. O birazcık uzun olmuştu. Şimdi hafiften şuradan kısaltarak gideceğiz. Daha kısa bir perçem olacak. Bir de bugün saçlarımda bir değişiklik oldu. Onu anlatacağım size. Normalde ben biliyorsunuz genellikle kahve tonlarını yaptırıyorum. Ama kahve tonunda şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Hatta onunla çıkadı İsmail abi az önce. Kahve tonunda kızıllık kalıyordu bende. Güneşe falan çıktığında hepimizde kalıyor kahve tonu yaptıranların genellikle. Şimdi biz onu nasıl çözdük? İsmail abi de anlatsın bize. Merak edenlere. Nasıl çözdük? Saçtaki kızıl pigmenti nötrlemek için küllü tonlarda bir boya tercih ettik. Koyu kumral, yoğun küllü tonlarla boyadık. Bu kuruyunca da zaten rengimiz ortaya çıkacak. Daha az kızıl olacak şekilde. Şimdi ben yavaş yavaş sarıya çevireceğim. Dedi ki bir anda yapmayalım, saçlarına zarar verebiliriz. Şimdi önce diplerden başladık. Dipleri biraz daha açacağız. Sonra yavaş yavaş böyle yaza doğru paket atacağız değil mi onda da yine? Kesinlikle. Daha sonrasında paketleme işlemine geçeceğiz. Evet, hep sarı diyorsunuz siz çünkü bana. Ne zaman kahve yaptırsam sarı diyorlar. Aralara en azından sarı attır diyorlar. Hakikaten o sarı tonlar yakışıyor. Ama çok kırılıyor bilmiyorum saçlar. Bir de sürekli makyaj yapmak gerekiyor. Evet şimdi perçemimiz kesiliyor. Neydi bu saçın şeyi, adı? Curtain Bag. Bir tane influencer var, onu takip ediyor. Onu çok güzel topuzlar falan yapıyor. Heveslendim. Uzar yaza kadar herhalde sıkılırsam da. Sağlıklı saç ayda ortalama 1-1,5 cm uzuyor zaten. Yaza kadar tekrar uzamış olur. Ama benim saçım toparlandı değil mi İsmail abi? Kesinlikle. Şimdi geldi. Sen düzenli bakım da yaptırıyorsun, ihmal Hı-hı. etmiyorsun. Bugün de bakım yaptık. Bakım her zaman süreci hızlandırır. Peki saçı en kolay ne uzatır? Güzel bir soru.
Özellikle boyalı saçlar uzaması çok zor. Şimdi genel olarak saçın zaten aylık 1-1,5 santim uzama bir durumu var. Hı-hı. Burada önemli olan saçı ne kadar koruduğumuzla alakalı. Sen saçına bakım yaptığın sürece, saç uçlarından kırılarak dökülmediği sürece saçın uzar gider. Saç genel olarak dipten uzar ama genel olarak bayanların şikayeti boyunun uzamamasıdır. Boyunun uzamama sebebi saçına bakım yapmamasıdır. Aslında saç uzar dipten ama boyun uzamaması sebebi bakım yapılmadığı için. Ya da yanlış işlemler. Saçın uçlarının yıpranması, sürekli kırılarak dökülmesi uzamasına etki ediyor tabii ki. Tabii benim kırıklarım azaldı. Eskiden daha fazla kırığım oldu. Çünkü şunu duyuyoruz yani dip boyasına geliyor. Yani diplerin uzadığını görüyor ama boyu hep aynı yerde. İşte boyun uzamaması sebebi uçlarına bakım yapmamasından kaynaklı. Peki profesyonel bakımın etkisi ne? Yani normal evde yaptığımız bakımlardan farkı ne? Ya içeriğin tabii ki daha besleyici, daha yoğun olması. Şimdi evde yapılan bakım daha çok uçlarına sürülüp bekleme süresinden sonra durulanan bakımlar oluyor. Profesyonel bakımlar burada üzerinden fön çekilmesi gerekebiliyor, sıcak hava verilmesi gerekebiliyor, buhar verilmesi gerekebiliyor. Bakımın içeriğine göre değişiyor tabii ki. Yani bu düzleştiren bakımlar var, saçın kabarıklarının tiftiklenmesini azaltan bakımlar var. Hangi bakımı tercih ettiysek onun kullanım şekline göre uygulanması gerekiyor. Bir de evde keratin bakımı yapıyorlar. Ne demek? Çok tehlikeli. Bak. Yani o tamamıyla profesyonel kişiler tarafından yapılması gereken bir bakım çeşidi. Çünkü onun kendi şampuanıyla yıkanıp ürün uygulandıktan sonra bir bekleme süresinden sonra düzgün bir fön çekildikten sonra yüksek derecede sıcaklıkta bir pres uygulaması gerekiyor. Bunların hepsi tabii ki de profesyonel kişiler tarafından yapılırsa... Kansere kadar gidiyordu falan filan. İşte ürün içeriği çok önemli. Formaldehit içermemesi gerekiyor. Kullanılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması gerekiyor. Yani oradan evet. Buradan ne aldığınız kadar şeylerle bakım yapmayın arkadaşlar. İşte şu ince şöyle 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 ama bunun hepsini mi keseceğiz şimdi? Hayır, yanlara doğru uzayacak ya. Hı hı. Mesela şurası nasıl? Bu uzun dedin çünkü. Şurası buradan aynen. İtibaren şöyle aşağı inecek. Tamam öyle. Şimdi genelde curtain making o kelebek işte etkisini yaratmak hı-hı. için saçın genelde ortadan ayrılması gerekiyor. Evet. Çünkü yana doğru ayrıldığı zaman o yana doğru kahkül oluyor. Şimdi hı-hı. hani ortadan ayırmayacağım, yana doğru ayıracağım dediğin zaman o zaman o şey etkisi olmuyor. Perde hı-hı. dediğimiz etki olmuyor. Ona kahkül yapmak gerekiyor o zaman. Tamam. Ya tam hı-hı. mesela ayrım olarak ortadan kullanamaz mısın? Kullanırım. Ortadan kullanırsan? Çok eskiden kullanıyordum bunu. Bu dönemi kolaydı da. Şimdi bilmiyorum nasıl olacak arkadaşlar. Gelsin körtün bekler. Gitti. Birazcık öyle doğru. Şeye gitti. Kızıllığa gitti. Evet anne. Ay teşekkür ederim aşkım. Evet ben eve geldim arkadaşlar. Saçlarımı son halinde gösterdim zaten size. Şimdi Demir'le konuşuyordum. Yatmadan önce bir konuşayım dedim. Saçını bağlamışlar. Tipe bak Şirin. Tipini yürüyorum Şirin ben. Annem. Demir. Aşkım. Öp anneyi. Öp hadi. Kendi gelsin öpsün. Öp annem. Öyle mi? Tamam canım. Oy kurban olurum sana. Aşkım benim. Demir'i de götüreceğiz ama değil mi? Yok yok. Hadi öpüyorum. Demir'den. Bay bay. Bay bay.
Evet, eve geldim. Annem falan da saçımı çok beğendi bu arada. Perçemleri bu tarafa doğru aldım. İyice otursun diye. Tam alışmadığı için şu anda direkt gözümün içine giriyor. Çünkü rahatsız oldum birazcık. Ama alışırım gibi. Ben çocukken de zaten bu saç şeklini kullanıyordum. Ve çok seviyordu arkadaşlarım falan da. Hep böyle Gamze mesela küçüklük zamanlarım bildiği için. Hani artık 26-27 sene oluyor ya. 27 senelik bir arkadaşım. Ve ben böyle 3-4 yaşlarımdayken hep böyleydi, perçemliydi saçlarım. O da hep yaptır 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 diyordu. Yaptırdım, öyle bir içimden geldi. Öyle bir içimden geldi, yaptırayım dedim. Dünle alakalı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi dün 10 Kasım'da biliyorsunuz. Hani 10 Kasım'da da konsere gidilir mi gidelim. Orada Cem Adrian kısa bir açıklama yaptı. O da olsa böyle olsun isterdim bir açıklama yaptı. Hani zaten böyle çok dımtıs dımtıs bir ortamda olmadığı için Cem Adrian dinleyip böyle Atatürk'ün sevdiği şarkıları falan da söyledi. Güzel bir ortam vardı ve ben en çok ben seni çok sevdim diye bir şarkısı vardır. Hatta Instagram'da bizim bir videomuz var Atay'la birlikte. Beni en çok duygulandıran videolardan bir tanesi. Onu dinlemek istedim. İkinci şarkısı oydu. Kendi yazdığı bir şarkıydı. Sesini duymak istedim. Bilmiyorum yani, ayaklarım oraya götürdü beni ve gittik. İyi ki de gitmişiz. Çok duramadık bu arada. 5-6 şarkı dinleyip gitmek zorunda kaldık. Çünkü artık ayaklarımız şişti yani, ağrıdı. Duramadım ben. Eve geçtik yani. Öyle dinlendik aslında. Bugün de güzel uyuduk. Vega sabahtan beni bu uyandırdı, huzursuz etti. Bugün de vlogun devamını getirmek istedim. Aslında dün kapatacaktım ama bugün de dedim dahil edeyim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bayağı uzun bir vlog oldu. Şöyle dolu dolu izleyin istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bye bye.